da kış soğuğunda kışın en soğuk günlerinde ısınma problemi yaşayanlarla elektrik faturasından doğalgaz faturasından korkanlarla başlayalım. Elektrikte kademeli tarife resmen hayatımıza giriyor. 100 150 kWh'e kadar 1,37 lira, 150 kWh üzeri 2,06 lira olacak diyorlar. Zamları faturaya yansıtmadılar da asıl yansıma önümüzdeki ay olacak deniliyor. Elektrik faturalarından söz ederek başlayalım. Elektrikte yeni dönem resmen başladı. 1 Ocak 2022 itibarıyla geçilen kademeli tarifi uygulamasının detayları açıklandı. Elektriğe gelen zamlı fiyatlar tüketiciye kademeli olarak doğrudan yansıtılacak. Elektrik maliyetleri 2021 yılının başına göre %141'lik artış göstermiş ancak bu maliyet artışının tamamı tüketicilere yansıtılmamıştı. Açıklanan yeni tarifeli uygulamayla birlikte mesken abonelerinin elektrik tüketimleri EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılacak. Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerin günlük ortalama 5 kW kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden 5 kilovata aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak. Kademeli elektrik tarifesi aylık 150 kilovat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını sağlayacak. Ayrıca 150 kilovata kadar olan tüketimler kilovat saat başına vergiler dahil 1 lira 37 kuruştan faturalandırılacak. Bunun üzerindeki her kilovat saat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2 lira olacak. Uygulama mesken abone grubundaki 38 milyonun üzerindeki hane için resmen devrede. Faturaları ödemekte de zorlanır vaziyetteyiz. Bu gece yarısından itibaren motorine zam gelecek demiştik dün akşam 40 kuruş büyük bir zam geliyor demiştik az söylemişiz. 50 kuruş olması bekleniyor motorinin litresine gelecek zamın. Az evvel borsada BIST 100 endeksinde düşüşün %5'e ulaşmasının ardından devre kesici çalıştı. Faizler daha da düşecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arnavutluk dönüşü yaptığı açıklamada. Ekonominin iyi gittiğini söyledi. Muhalefetine verilecek yanıtı vardı söyleyeceğiz. Dün akşam Mahir Ünal'ın karşısına çıkıp AKP'li Mahir Ünal'ın karşısına çıkıp açız aç işsiziz açız diye bağıran vatandaştan söz etmiştim. Sonra mesajlar geldi Adıyaman'dan. Kendisi açsa biz ne yapalım kardeşim? 100 küçük baş hayvanı var o söz ettiğiniz vatandaşın diye. O vatandaş bulunduğu kameraların karşısına geçirildi. Yine de şükür halimize açıklaması da zorla yaptırıldı malumunuz. O zaman kalabalıklarda toplantı yapmayacaksınız. Gelen eleştirilere, açım feryatlarına, işsizim diyenlere, sorununu anlatmaya çalışanlara bu muameleyi yapacaksanız kalabalıklarda toplantı yapmayacaksınız diyor muhalefette özetle. Vatandaşın sesini kısmayın. Dinleyin, belki ne durumda olduklarını anlarsınız diyorlar. O haberle devam edelim. İki emniyet görevlimizi, iki emniyet, sözlerimi bitirebilir miyim? Sözlerimi bitireyim, müsaadenizle güzel kardeşim. Şu anda konuşma yapıyoruz. Şu anda konuşmanın tamamındayım. Esas meselemiz işsizlik. Vallahi açım ben. Normalde bu insanın düş, düşünülmesi lazım. Bu insanın dinlenmesi lazım. Yaşadığı sıkıntıları AK Parti milletvekilinin dinlemesi lazım. Nedir sorunun diye sorması lazım. Gerçekte yüzleşmesi lazım. Yarattıkları açlık tablosuyla yüzleşmek istemediklerini ve kaçmak istediklerini biliyoruz. Derdini söylemek istiyor vatandaşlar. Bu ülkeyi yönetiyorsanız bu ülke halkının ne durumda olduğunu da Dinlemek Muhalefet Adıyaman'da AKP'li Mahir Ünal'a işsizim, açım diye seslenen Ali Avcının salondan çıkarılması ve provokatör ilan edilmesi üzerinden iktidara yüklendi. Gerçekte yüzleşmeyi istemiyor. Bu yenilgiyi kabul etmek demektir. Sorunlar karşısında çaresiz kalmak demektir. Tek çare bunu söyleyen kişiyi salonun dışına atmaktır. Yalan siyasetinin halkta bir karşılığının olmadığını hikayelerinin bittiğini görmek istemiyorlar. İktidara vatandaşın sesini kısamayacaksınız diye tepki gösterdi. CHP lideri ise demokrasi ve hoşgörü vurgusu yaptı. Ama biz bunu yapmayacağız. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bunlar gibi yapmayacağız. Gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Gerçek anlamda insan haklarını getireceğiz. Gerçek anlamda bu ülkeye hoşgörüyü getireceğiz. Daha fazla kaçamayacaklar, saklanamayacaklar. Gittikleri her yerde bu gerçeklerle karşı karşıya kalacaklar. Her yerde halkın artık düşün yakamızdan tavrıyla karşılaşmaya devam edecekler. Vatandaşın sesini kısamayacaklar. Eğer vatandaşı susturmaya kalkarlarsa biz onun sesini yükseltmeye, onun sesine güç vermeye devam edeceğiz. Hale Hanım, geçen ay aynı seviyede yaktığımız doğalgaz faturamız 574 liraydı. Bu ay 1488 lira fatura geldi demekte. O da evde kazakla, hırkayla oturmamıza rağmen diye e, ekleyenler de var. Hemen hemen aynı seviyede gelmiş doğalgaz faturaları. Canım Avrupa'nın en ucuzu. Baktığınız zaman Amerika'daki enflasyondaki artış %1400'leri buldu. Halimize şükredelim iyi durumdayız diye anlatıyorlar. Türkiye'de ekranların %99'unda iktidar medyasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle söylüyor. Diyor ki bakın faiz nasıl düştü kademeli şekilde. Enflasyon da düşecek. Faizde de düşüş başladı böyle düşmeye devam edecek. Yanında götürdüğü isimler Arnavutluğa götürdüğü sonra beraber Türkiye'ye döndükleri isimler de ee, doğru efendim haklısınız efendim bravo efendim böyle yansıtacağız manşetimiz de böyle olacak saygılar sunuyoruz efendim diyorlar sonra ertesi gün bir bakıyoruz manşetlerde ekonomide şaha kalktığımız yazılı acaba öyle mi ha sahi, faiz düşüyor deniliyor da herkes için mi düşüyor borçlu olanın faizi mesela muhalefet de soruyor hangi faiz düşüyor hani nas vardı diye soruyorlar 5 yıllık devlet iş borçlarını tahvili %17'den %26'ya çıkmış durumda. Küsur hatları saymıyorum. Hani düşmüştü? Hani devlet de az faiz ödeyecekti? Hani nas vardı? Hani faiz haramdı? Hani faiz düşmüştü? Gelmiş geçmiş en büyük faizci iktidar AKP, MHP iktidar, iktidarıdır. Bu... Faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi. Hatta daha aşağıya da geldi. Sonra tekrar bir çıkış yaşandı. Fakat bunu da aşağıya çekeceğiz. Bu da ekonomideki şartlara göre şekillenecek. Yavaş yavaş kademeli bir şekilde aceleci olmadan kur da düşecek. Faiz de aynı şekilde düşecek. İktidar ortakları ise sözde bir ekonomik program aşağı. Bir başka ekonomik program yukarı bomboş işlerle kamuoyunu oyalamaya çalışıyor. Hem oyalıyorlar hem oyalanıyorlar diyorum. Çünkü sorunu çözme kapasiteleri artık yok. Tüm ülke yoksulluğa mahkum edilmiş durumda. Fakat Erdoğan iktidarı şatafata doymuyor. Muhalefet iktidara faizi sordu. Hani düşmüştü dedi. Deneme sınama yöntemiyle devleti yönetmeye kalktılar. Şimdi vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca. Siz neyi düşürdünüz Allah aşkına ya? Vatandaş açısından faiz hiçbir zaman düşmedi. Bunların yalanları dahi yüksek faizlidir. İki yıl vadeli devlet iş borçlarına tahvili. Yüzde on yediden yüzde yirmi çıkmış vaziyet. Gidiyorsun Merkez Bankası'ndan düşük faizli alıyorsun parayı. Gidiyorsun hazineye yani yüzde 14'ten alıyorsun. %24'ten devlete satıyorsun. İktidara göre faizler düştü. Ancak muhalefet ayrı fikirde. Borçlar kredi sarmalına takılmış durumdayken en büyük cefayı vatandaş çekiyor. Yazıktır günahdır siz kimi aldatıyorsunuz? Sadece o birkaç gün içerisinde 9 milyar doların satıldığını sonradan rakamlardan öğrendik maalesef. 14 yılın toplamında sadece 8 milyar dolarlık bir döviz müdahalesi yapan merkez bankası vardı ya. Ve bunu açık yaptı, şeffaf yaptı. AKP Genel Başkanı durmadan dolardaki köpüğü aldık diyor. Sadece Aralık ayında Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu 17 milyar dolar daha eksiye indi. Zaten eksiydi daha da eksilere düştü. Yaptıkları bu. Oradan buradan 3-5 milyar 10 milyar toplayacağım diye uğraş uğraş. Sonra bir ayda bunu cayır cayır yak. Ne uğruna? sadece ve sadece Cumhurbaşkanı konuştu. Döviz düştü dedirtmek için bunu yaptılar ya. Hazineden büyük paraları bir avuç kişiye tahsis ederseniz, en büyük servet transferini yaparsanız yoksulluk artar. Bu da köpüklü bir yalandır aslında sevgili arkadaşlar. Siz asıl dolardaki kaymağı aldınız kaymağı. Bırakın köpüğü siz doların üzerindeki.